hayatlarınızı hayallerinize dönüştüren program En Güzel Dönüşüm başlıyor. Bugün İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Seda Fırtına'nın evine konuk olacak ve açık mutfaklı salonunu dönüştüreceğiz. Ben Sibel Fırtına, 40 yaşındayım, ekonomi mezunuyum. Ben Seda Fırtına, İstanbul Esenyurt'ta yaşıyorum, 36 yaşındayım. Bu dönüşüme başvurma sebebim bir süredir aynı düzende yaşadığım için bu düzenden sıkıldım açıkçası. Güzeller güzeli sunucumuz hiç vakit kaybetmeden Fırtına kardeşlerin evine ilerliyor. Fox ekranlarından herkese merhaba. Bizler hafta içi her gün dönüşüm yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün Esenyurt'ta Seda Hanım'ın evini dönüştüreceğiz. Hazırsak En Güzel Dönüşüm başlıyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. Seda Hanım nasılsınız? İyiyiz Beyza Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Hoş buldum. Hoş geldiniz Beyza Hanım. Çok hoş teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. Biraz sizi tanımak isterim. Seda Hanım siz ev sahibisiniz. Ev sahibiyim Beyza Hanım. Evet. Sibel Hanım siz ablasınız. Ben de. Tamam. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Değil. Ben Adana'da yaşıyorum. Şu ara Seda'nın yanına geliyorum. Buraya geldiğinizde Seda Hanım'da kalıyorsunuz. Evet. Çok seviyorum İstanbul'u. Harika. Yüzden... Çok güzel. Adana da çok güzel bir yerdir. Çok güzel. Şu an çok sıcak olmalı. Hepinizi eminim. Bekleriz. Çok güzel. Evet. Geliriz vallahi. Bir gün İstanbul dışına çıkacak olursak neden olmasın? Evet. Biraz sizden kendinizi anlatmanızı istesem, yani biraz sizi tanıyalım seyircilerimize. Beyza Hanım, 36 yaşındayım. Hı-hı. 8 senedir İstanbul'da yaşıyorum, Esenyurt'tayım. Bir markada mağaza müdürü olarak çalışıyorum. Burada güzel. Yalnız yaşıyorum. Ara sıra ablam ziyaretime gelir, 10-15 gün kadar kalır. Onun dışında günlerimi çalışarak geçiriyorum zaten. Yoğun bir çalışma tempom var. Ne güzel. Normalde esas mesleğiniz bu muydu? Bunun için mi geldiniz? Yani bir yerden geldiniz anladığım kadarıyla. Siz de mi Adana'dan geldiniz? Aslen Adanalıyım. Adana'dan İstanbul'a geleli 8 sene oldu. 8 senedir burada mı yaşıyorsunuz? 8 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Aha. Bir eğitim için geldim. Daha sonra iş hayatına burada başlayınca gitmeyi düşünmedim. Gitmek istemedim. Burada bir düzen kurdum. Aynı ev mi peki 8 yıldır bu Esenyurt'taki bu evde misiniz? Başka bir yerde. Evet, farklı lokasyonlarda yaşadım. 2 yıldır burada yaşıyorum. Ne güzel. Teşekkür ederim. Şimdi bize esasen bir açık mutfak, salon, mutfağınız için başvurdunuz. Ne hayal ettiniz? Yani esasen nasıl bir değişiklik, nasıl bir dönüşüm var kafanızda? Güzel, keyifli bir evim var aslında 1+1. Evet, çok. Bana göre çok yeterli ve şirin. Fakat taşındığımdan beri çok renksiz, tek düze bir düzende yaşıyorum. Bunun bir sıkıcılığı oldu. Biraz daha hareket katmak istedim açıkçası. Renklerle de aram çok olmadığı için daha soft, daha siyahlar, beyazlar hayal ederek. Daha net geçişler istiyorsunuz. Kesinlikle öyle. Aha. Programa başvuru yaptım. Yeni yaşıma yeni bir atmosferde girmek istedim. Yakın galiba doğum gününüz. Evet, çok yakında yaş günüm. Bu yüzden programa başvuru yaptım ve kabul olunca da benim için bir sürpriz oldu zaten. Harika. O zaman yeni yaşınıza girmeden evin ana mekanında bir değişiklik olmuş olacak sizde için. Kesinlikle öyle. Çok heyecanlı bir süreç. 5 gün anladığım kadarıyla çalışıyorsunuz. Hafta sonlarınız yani size kalan vakitlerde neler yapmaktan hoşlanırsınız? Beyza Hanım haftanın 6 günü çalışıyorum ben. 6 günü? Evet. Çok iyi. Bir gününüz var yani. Olunca 6 gün çalışıyorum, bir günüm kalıyor. O bir günü de zaten evde geçirmeyi seviyorum dinlenerek, yoğun çalıştığım için. Evimde zaman geçiriyorum. Küçük bir ev olduğu için zaten mutfakta daha çok zaman geçiriyorum diyebilirim. Bu yüzden burada bir hareket istedim açıkçası. Çok iyi anladım. Siz Sibel Hanım neler yapıyorsunuz? Burada şu an anladığım kadarıyla İstanbul turu için misafir olarak geldiniz. Evet, misafir olarak geldim. İstanbul'u çok seviyorum, sık sık geliyorum. Yani Seda'nın burada yaşaması ekstradan iyi oluyor benim için. Geldiğimde hiç değilse uzun süre kalacak bir yerim oluyor. Ne güzel. Bu değişiklik ve dönüşümle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Ben özellikle çok renkli, kendine ait bir atmosferi olan, keyifli, enerjik bir ev olsun istedim. Bunun için Seda'yı çok uzun zamandır ikna etmeye çalışıyorum. Ama Seda renk sevmiyor. Ben çok renk seviyorum. Renklerin sıkılabiliyor enerjisi... belki insan bir süre sonra belli renklerden çünkü. Renklerin enerjisine çok inanıyorum çünkü insanı pozitif etkilediğine çok inanıyorum. Çok renkli olursa Seda da çok mutlu olacak diye inanıyorum ben. Ama anladığım kadarıyla Seda'nın biraz daha yalın renkler, evet, böyle o çok net. Net geçişler arıyor. Evet. Bence renkli, neşeli ve pozitif bir ev olmalı. Dönüşümün sonunda ablamın beklediği gibi bir salonla karşılaşırsam şu an hayal edemiyorum nasıl bir tepki vereceğimi ama umarım benim istediğim gibi siyah ve beyaz tonlarında bir salonla karşılaşırım. Bana bir sürpriz olsun istemiyorum.
Bir de tabii ki salon ve mutfağın bir arada olmasının böyle bir yani gözünüz sürekli onu göreceği için bunu istemekte haklısınız, çok iyi anlıyorum. Şimdi dönüşüm ekibimiz geldiğinde onlara da bu isteklerimizden bahsederiz. Bakalım onlar nasıl kararlar alacaklar. Belki gün içinde sizinle sevebileceğiniz, hoşunuza gidebilecek, bu dönüşüme yakışacağını düşüneceğimiz bir iki obje almaya alışverişe çıkabiliriz. Çok keyifli oluyor bizim alışverişlerimiz. Bu sürede hem ev sahibiyle daha tatlı bir sohbet edebiliyoruz, daha yakından tanıma şansımız oluyor. Ve birlikte seçiyoruz. O son dokunuşta bizim de payımız olmuş oluyor. Sizi finalde tekrar bekleriz Sibel Hanım. Yani size de heyecanla sürpriz olsun. Heyecanla bekliyorum ben de, bu dönüşümü görmeyin. Sonra finalde tekrar buluşalım. Heyecanla bekliyorum. Beyza, sana Seda Hanım'la ilgili bir bilgi vereyim. Kendisi oto tamiriyle ilgileniyormuş. Gerçekten mi Seda Hanım? Evet Beyza Hanım. Hali hazırda mı, geçmişte? Beyza Hanım, çocukluğumdan beri arabalarla uğraşıyorum. Peki nasıl başladı olarak bu yolculuk diyeyim yani? Nereden aile? Çok az anlatacağım tabii size. Tabii ki. Çocukken baba mesleği olduğu için merakımdan gidiyordum babamın atölyesine. Daha sonra o bir keyif haline geldi ve orada zaman geçirmeyi, bir şeyler öğrenmeyi istedim. Arabalarla uğraşmak bana heyecan veriyordu ve ilgi alanım olduğunu farkına varınca yıllarca o mesleği yaptım. Kendime meslek olarak seçtim diye. Bayağı çalıştınız orada. Kesinlikle babanızın yanında. Kesinlikle çalıştım. Yani anlarsınız yani bir araba. Otomotiv sektöründe bir deneyimim oldu uzun süre diyebilirim. Ama o öyle bir kariyer planlamadınız da sonra otomotiv sektöründe çalışmadınız. Planımın dışında gelişen bir süreçti. Zaten dediğim gibi çocukluğumu yaşayamadım. Sadece çalışarak geçirdim. Yıllarca da o mesleği yaptım diyebilirim. Ne güzel. Peki halen yani kaportayı açsak bir şeyler yapabilecek durumda mısınız? Enjeksiyonlu araba olmazsa yaparım tabii ki. Karbüratör, motor. Süpermiş bu hikaye gerçekten. Evet, var mı ailede başka böyle bir şey? Başka yok. Sadece Seda Hanım'da. Seda Özgü. Çok güzelmiş. Aha. Beyza, 5 kız kardeşten sadece Seda Hanım'ın arabalara karşı ilgisi varmış. 5 kız kardeş misiniz? Evet, evet, Beyza. Evet, 5 kız kardeşiz. O ev nasıl şenlikli miydi çok peki siz küçükken? Çok eğlenceliydi. Sürekli didişiyorduk ama çok da keyifli geçiyorduk. Siz kaç numarasınız Seda Hanım? 3. 2 tane ablam, 2 tane kız kardeşim. Ay çok güzel. Tam ortadasınız. Harika. Şimdi yeğenlerimize daha da şenlikli bir ev oluyor. Tabii, kalabalıklaştınız evet, iyice. Evet, daha çok şenlik oluyor. Beyza, Sibel Hanım bize ne söyledi biliyor musun? Ne söyledi? Kız kardeşlerinden en çok Seda Hanım'ı seviyormuş. Gerçekten mi? Ama olur biliyor musun? Bir böyle bir kardeş kayırma gibi bu kadar. Yani 5 kardeşsen olur illa ki. Sanırım çok uzakta olduğumuz için en çok onu özlüyoruz. Diğer kardeşler çok orada mı? Adana'da mı? Çok yakınımızda. Çok çabuk görüşeceğimiz evet mesafede. Siz Seda daha akılda kalmak ve daha özlenmek için İstanbul'a gelerek iyi bir şey yapmışsınız. Galiba aslında fark yaratmaya çalıştım. Siz gidiyor musunuz sık sık Adana'ya? Tabii ki ailemi ziyaret için gidiyorum, geliyorum ama iş durumuna göre tabii ki. Çok fırsatım olmasa da belli aralıklarla gitmeye çalışıyorum. Adana gerek lezzetleri, gerek görülecek yerleriyle ben de bir dönem çalışmıştım orada. Çok, çok severek lezzetiyle çok iyi hatırladığım bir şehrimiz. Dış ses, Adana'ya gittin mi sen hiç? Ben Adana'ya birçok kez gittim. Ama özellikle seninle yemek yemek için tekrar gitmeyi çok isterim. Ben de çok isterim gerçekten. Biraz havalar soğusun sonra düşünelim bunu. Anlaştık. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Şuraya geçelim. Biraz üzerinde konuşalım. Tabii ki. Ekibimiz gelsin ve neler yapılacak bir onlardan dinleyelim. Hadi bakalım. Hadi. Hadi gelin.